Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Haziran sizin ayınız. Güneş 20 Haziran'a kadar ikizler burcunda ilerleyecek. Bu ay doğan tüm ikizler burçlarının doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim size ve yükselen ikizlerimiz için de önemli bir dönem. Güneş yükselen üzerinde enerjinizi, motivasyonunuzu arttırıyor ve yılın en önemli aylarından birindeyiz. Tutulma dönemindeyiz. Mayıs sonunda meydana gelen ay tutulmasının hemen ardından bu ay yaşayacağımız güneş tutulması çok kadersel etkilerle önümüzdeki 6 ayı da etkileyecek. Hayatımızı şekillendirecek. Evet bakalım bu ay tesirler nasıl? Öncelikle Merkür, gezegeniniz Merkür İkizler Burcu'nda gerilemesini sürdürecek bu ayın büyük bölümünde 30 Mayıs'ta başladı biliyorsunuz 22 Haziran'a kadar Merkür geriliği olacak e bu da sizi biraz yavaşlatacaktır ayın genelinde Aslında Haziran ayında tutulmalar Merkür Retrosu da tesirli. Burç değişimlerimiz var. Sert bir açık kalıbımız Satürn Uranüs Karemiz var bu ay. O yüzden biraz temkinli olmamız gerekiyor. Yani içinde bulunduğumuz şartlara dikkatli bakmamız gerekiyor. Çok net olmayan, güven vermeyen koşullarda hızlı kararlar almamak gerekiyor. Merkürün gerilemesi aslında biraz sizi... E, sorgulamalara da yöneltecek gibi görünüyor. İkizlerde çok güçlüdür, bu yüzden aslında çok yaratıcı ve verimli de olabilir. İkizlerdeki bir Merkür e, düşüncelerimizi daha iyi toparlamamızı ya da geçmiş tecrübelerimizden, daha önceki bilgilerimizden yararlanmamızı da sağlayabilir tabii ki. Özellikle e, iletişim konuları, yazarlık gibi alanlarda kişisel becerilerimizi değerlendirirken faydalanabiliriz. Merkür'ün bu gerilemesinden. Ama yeni konulara biraz temkinli yaklaşacağız. Evet, hemen ayın başında 2 Haziran'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç Burcu'nda olacak. İyicil bir etki. Jüpiter, diğer şans gezegenimiz de Balık Burcu'nda. Ve ay sonunda Jüpiterle Venüs arasında da güzel bir temas var. Şimdi Venüs para evinize geçiyor. Demek ki bu ay aslında size para kazanma konularında fırsatlar verecek gökyüzü şartlarınızı biraz daha iyileştirecek gibi görünüyor yani bunlar çalışarak kazandığınız paralar tabii yani dışarıdan gelebilecek yardımlar ya da hani şans oyunlarından gelecek bir şey değil bu çalışarak işiniz mesleğiniz neyse buralarda daha bereketli bir ay olabileceğini gösteriyor. E, ticaretle uğraşıyorsanız evet e, demek ki burada gelirlerinizde artışlar olacak. E, kaynaklarınızla ilgili değerlendirmeleriniz varsa Evet kazançlarınız daha iyi olacak. Ya da yeni işimki arayışlarınız varsa bu ay e, bu fırsatlar karşınıza çıkabilir kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Venüs geçişi beraber ve 10 Haziran'da artık yeni ay döneminde olacağız ve bu sadece bir yeni ay değil halkalı bir güneş tutulması Evet şimdi burcunuzdaki tutulma serileri geçtiğimiz yılla beraber başladı yıl sonuna kadar da bu etkiler devam ediyor olacak ama bu güneş tutulması gerçekten çok önemli bir tutulma çok kadersel bir tutulma ee, 10 Haziran'da olacak. Dolayısıyla doğum günü özellikle Güneş Burcu 5 Haziran 15 Haziran orası arası olan ikizler burçlarımız. Sizin için bu tutulma tesirleri belki önümüzdeki 8-9 yılı şekillendirebilecek bir etki veriyor. Yükselen Burcu 19 derece ve yakınlarında olan yükselen ikizlerimiz için de yine yani çok kadersel belirleyici bir tutulma. Evet her güneş tutulması bir yeni ay etkisi getirir aslında. Üstelik kuzey düğüm yönünde olan bir tutulma. O yüzden bizi ileriye taşıyacak, geleceğimizi şekillendirecek etkiler var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuzla yükselen dışında eğer 19 derece ve yakınlarında kişisel gezegenlerinizde bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için çok daha önemli, daha güçlü, daha kadersel olduğunu söyleyebilirim. Evet ve yöneticisi Merkür ve Merkür geriliyor tutulma sırasında. Dolayısıyla bu tutulma aslında hayatımızda hem bizi ileriye taşırken hem bir yandan da sanki geçmişle bağlar kurarak geçmişten gelen bazı tesirleri de hayatımıza taşıyacak gibi görünüyor. Bu yarım kalmış bir şeyleri tamamlama fırsatı da verebilir. Daha önceden başlamış konularda tekrar sizi onları başka bir belki aşamaya taşıyabilir bunlar ilişkilerle ilgili olabilir. Hani iş hayatınız, kariyerinizle ilgili olabilir. Yakın çevrenizle ilgili konular olabilir. Özellikle bu tutulmanın haritalarınızda bulunduğu yere göre tabii ki aldığı açılara göre bunlar kişisel olarak değişecektir. Uzun süreçli tesirler getireceğini hayatınızda söyleyebiliriz. Evet yeni başlangıçlar var. İçin, i̇çinde bulunduğunuz şartları iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Belki bir şeyleri hayatınızdan çıkaracaksınız. Bunlar 6 ay önceki konularla da ilgili olabilir. Veya belki bir 9 yıl önce başlamış konularla da ilgili olabilir. Ama artık başka bir aşamaya taşıyacaksınız hayatınızda olup bitenleri. Ve bu çok kadersel bir etki tabii. E, bu dönem hayatınıza yeni insanlar, yeni gelişmeler getirebileceği gibi e, vereceğiniz kararlar uzun vadeli tesirlerle hayatınızda önemli değişimler de getirebilir. Merkür'ün 22 Haziran'a kadar geriliği olması tutulma sırasında çok hızlı gelişme olsa bir deki olabilir. Daha yavaş hareket etmemiz gerektiriyor aslında. Yani 22 Haziran'dan sonra Merkür'ün düzelmesi şartları biraz daha olgunlaştırırken bu tutulmayla birlikte belki hayatınıza giren koşulları da daha rahat ele alabileceğinizi gösterebilir. Evet, e, ay ortasında 14 Haziran'da boğa burcundaki Uranüs'te kova burcundaki Satürn arasındaki kare açı tekrar kesinleşecek ki 2021'in en önemli açı kalıplarından biri. Ocak ayında yaşadık. Bu ay meydana gelecek ve yıl sonu Aralık'ta da yine Satürn Uranüs karesi netleşecek. Şimdi Satürn düzen, otorite, kurallar, yasalar, alıştığımız şeyler, yapılarla ilgiliyken Uranüs'te de yenilikler, değişimler, heyecanlar e, anlamına geliyor. E, bireysel özgürlükler ve e, otoritenin kısıtlamaları arasında da ciddi çatışmalar var. Bu açık kalıbı tansiyonu yükseltecek e, toplumsal alanlarda evet hızlı gelişmeler de yaratabilir ama e, çok riskler de barındırıyor. Yani çok ciddi kırılmalar ve zararlar da oluşturabilir. O yüzden daha dikkatli yaklaşmamız gerekiyor. Çok siz çok önemli açı yani çok güçlü tesir alan burçlardan değilsiniz. Eğer haritalarınızda kişisel haritanızda sabit burçlarda gezegen yoksa sabit burçlarda gezegenleriniz varsa evet bu açı bir şekilde sizi de etkileyebilir. Bu dönemde etrafınızda olup bitenler de tabii ki tesir edebilir Hani sizinle ilgili olmaz Belki arkadaşlarla ilgili bir konudur ya da çocuklarla ilgili bazı gündemleriniz vardır ee, izlemek gerekiyor olup bitenleri çok fevri davranmamak gerekiyor hem maddi hem manevi alanlarda daha sakin daha güvenli hareket etmekte fayda var Eğer bir şeylerde değişmesi gerekiyorsa değişecektir. Bunları da kabullenmek gerekiyor. Evet 20 Haziran'dan sonra Güneş artık Yengeç Burcu'na geçecek. 22 Haziran'da Merkür düzeliyor. Mars 11 Haziran'da Aslan Burcu'na geçecek ki Mars Aslan'da çok özgüvenlidir. Çok kararlıdır. Biraz bencil ve gururlu hareket edebilir sizi özellikle düşünceler anlamında biraz etkileyecek. Mars aslandayken verdiğiniz kararları daha hızlı uygulamak isteyebilirsiniz. İşte bir anda böyle gezmek isteyebilirsiniz. Bir seyahate çıkmak isteyebilirsiniz. E iş konularında da çok fevri hareketlerde bulunabilirsiniz ama dikkat, dikkat. Çünkü Mars orada biraz gerçekten zarar verici olabilir. Kazalara da dikkat edeceğiz. Fikirlerimizi uygularken acele hareketlerde bulunmayacağız. 27 Haziran sonrası Venüs'ün de Aslana geçmesi daha yumuşatıcı olacaktır. Şartları biraz daha kendi lehimize çevirebiliriz. Daha rahat hareketlerde bulunabiliriz. Ve 24 Haziran'da dolunay meydana gelecek. 3 derece Oğlak burcu dolunayı. Toprak elementinde olan daha güvenli, istikrarlı enerjiler taşıyan bir e, dolunay bu. E, ve sizin 8. evinizde olacak. Evet dolunay tamamlanmalarla ve ilgilidir. Hani e, Bir şeyler daha böyle bir görünür hale gelir. Para alanınızı da etkileyen bir dolunay. E, örneğin bir borcu ödemek ya da e, kazançlarla ilgili e, bir beklentiniz var. Bunlarda hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Ya da eşinizin gelirlerinde güzel bir destek artış olabilir. İşbirlikleri, yatırımlar ya da beklediğiniz bir borcun geri ödenmesi söz konusu. Veya bir verginin yapılandırılması veya bir burs beklentiniz. Yani bu tarz parayla ilgili konularda daha istikrarlı gelişmeler sağlayabilecek bir dolunay lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 3 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için tesirler daha ön planda olabilir etkili olabilir ama önce burçlarda gezegen yerleşiminiz yoksa sizin için çok güçlü bir etki vermek zorunda değil yani çok belirleyici olmayabilir Evet Dolunay'ın ardından Zaten özellikle 22 Haziran'dan sonra bu dolunay tesirleri kendini göstermeye başlayacak. Merkür de artık ileri harekette. 24 Haziran'da dolunay meydana geliyor. Venüs Aslan'a 27 Haziran'da geçecek. Yani benim tavsiyem işle ilgili konularda veya kişisel hayatınızda bireysel olarak yapmak istediğiniz bir şey varsa bunları 24 Haziran 22 Haziran sonrası artık Haziran'ın son haftasında uygulamaya koymanız adımlar atmanız, özellikle yasal konularda e, hareket etmeniz çok daha mantıklı olabilir. Sizin için çok daha verimli olabilir sevgili ikizler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.